Günlerin en çok konuşulan konusu öğrenci andı okullarda okutulmalı mı sorusu. Danıştay'ın kararına iktidarın tepkisi büyük ama muhalefet andı savunmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada meclis gündemine bugün yine damga vurdu. Cumhurbaşkanı andımız Türkçe ezan isteyenlerin metni demişti. Ve tıpkı Erdoğan'ın dediği gibi CHP cephesinden ezan Türkçe okunmalı çıkışı geldi. İşte o skandal çıkış ve ardından gelen tepkiler. Metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Andımız tartışmaları işte bu sözlerle bir başka boyuta taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o metin ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metni dedi. Yanılmadığı CHP cephesinden dün gece gelen açıklamayla belgelendi. CHP milletvekili Öztürk Yılmaz yine skandal sözlerle kameraların karşısına çıktı. Ezan Türkçe okunsun dedi. Ezan Türkçe okunsun kardeşim. Ben anlayayım. Kur'an okunsun anlayayım. Benim dilim dünyanın dört bir tarafında konuşulsun ben anlayayım. İşte bu sözler muhalefetin diğer cephesinde büyük yankı buldu. CHP'li Yılmaz'ın çıkışı çok konuşuldu. MHP cephesi andımızı savunmaya devam etti ancak Türkçe ezan konusundaki çıkışa tepkiliydi. Benzer tepki İYİ Parti'den de geldi. Ezan Türkçe okunsun kardeşim. Ben anlayayım. Kur'an okunsun anlayayım. Benim dilim dünyanın dört bir tarafında konuşulsun ben anlayayım. Andımızı okumak, okunmasını istemek, ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak hiç değildir. Ne Türkçe ezanı kardeşim? Milletin böyle bir gündemi mi var? Namazda gözü, ezanda kulağı olmayanların içinde böyle bir ukde kalmış olabilir. Ve andımız tartışması. Bahçeli o konuda geri adım atmadı. Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki. Ama Türkçülük yapmıyor. Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. Türklükte ırk arayan, Türkçülüğü ırkçılıkla bir ve aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır. Biz Türklüğümüzle övünürüz çünkü Türk oğlu Türk'üz. Türkçülüğümüzle onur duyarız. Türk'üz, Türk'üz, Türk milleti için sadece yaşamayı değil, gerekiyorsa koşa koşa ölmesini de biliriz.